Eğer Diamond Tema bu meselenin bitmesini istiyor ise, kendisinin saçmalamadığını, gerçek manada haklı olduğunu ispat etmek istiyor ise buyursun, bizimle de bir konuşsun. Şimdi Diamond Tema bu videoyu izledikten sonra aslında kendisinin neyi beklediğini az çok anlamıştır. Bundan sonra ister istemez ya görmezden gelecektir ya bahaneler üretecektir. Herhangi bir şekilde konuşmak da istemeyebilir. Bu bizim düşünmek istemediğimiz bir şey olsun. Aslında Tok karşısında gösterdiği özgüveni bizim karşımızda da gösterecektir diye düşünelim. Umarım bunu ilerleyen günlerde görebiliriz. Biz açık bir şekilde bunu kendisine sunuyoruz. Böyle bir imkan veriyoruz. Bu imkanı kullansın, kendi batıl inancını, kendi batıl görüşlerini ne kadar batıl olduğunu bir de bizden dinlesin. Bizim de inancımızın ne kadar batıl olduğunu bir ispatlamaya çalışsın. Bunu becerebilecek mi? Onu görelim. Şimdi yani bu şeriatı savunmak için aslının çıkması bir fiyasko. Şeriatı savunmak için keşke daha bilgili biri çıksaydı ama, keşke ama aslında da reyting var biliyorsun. Evet. Şu var abi, işin gerçeği biz sadece onunla görüşmedik. Birkaç kişiye daha görüştük ama çıkmak istemedi. Ne yazık ki çok kişi geri çekildi. Mesela çünkü çok şeriatla alakalı bilgisi gayet yok. Bu açık burada belli etti kendisini. Ya da hani işte sadece felsefi konuşsan işte bahsettiği o siyasi konusunu konuşalım. Bunu dedim ya. Ben hatta oradaki çağrı ben yaptım. Böyle evet. Çevirebilirdim evet. Diye. Ama görünen o ki aslında bunu kabul etmedi. Yani devam etti program. Ve devam ettikçe işte bir şeyler daha da fazla böyle hani gündem oldu. Neyse sözün özü eğer beğenilmiyorsa ki bence de o konu çok tartışmaya açık bir konu. Bir hadsizlik varsa haddini bildirecek birilerinin gelmesini çok isterim abi. Cizye vergisi alacaklar, askere yollamayacaklar, kendi mahkememde yargılayacaklar, biraz daha özgür. Ama ne Kur'an'da ne hadislerde Allahsızlık veya agnostisizm gibi bir şey olmadığından, o dönemlerde böyle görüşler doğmadığından bunları kabul bile etmiyor. Hiç. Ama sen dedin ki mesela şu anki devletlerde biz insan haklarına veya bilmem neye herhangi bir imza atmıyoruz. Vatandaşlık bağıyla bağlı olduğun için aslında bunları imzalamış oluyorsun ve istemiyorsan vatandaşlığını terk etme hakkın var. Hem adamla şeriatı tartışacaksın, hem şeriatla alakalı Tevbe suresinin 29. ayetiyle alakalı geldiğin zaman yok diyeceksin ya. Tevbe suresinin 29. ayetinden adam bahsedecek. Sana bu şekilde diyecek ki bak senin özgür bir şekilde İslam devletinde yaşayabileceğinden, gayrimüslim hukukunun içerisinde olabileceğinden bahsedecek. Sen diyeceksin ki bu adama ya bunun bir örneği var mı? Ya tarihte eğer İslam devleti kurulmuştu, orada dinsizler yaşamamış ise, yani senin gibi agnostikler yaşamamış ise, bu İslam devletinin kabahati mi? Bu İslam devletinin suçu mu? Diye sormuyor aslında Tok. Ya da buna benzer şeyler soruyor. Hakkını yemeyelim. Senin istediğin şeyler gerçekler değil. Senin istediğin şeyler işine gelen şeyler. Tevbe suresinin 29. ayetini aç bak. Orada ne yazıyor? Allah'a ve ahiret gününe inanmayın. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayın. Haram bilmeyen ve hak dini din edinmeyenlerle küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar onlarla savaş. Şimdi niye tatmin olmuyorsun Diamond Tema? Çünkü hoşuna gitmedi değil mi? Çünkü senin batıllığını, senin adaletsizliğini, senin bulunduğun konumu, kalbini rahatsız etti değil mi? Çünkü sen İslam devletini, İslam şeriatını böyle cani, insanlara haydutluğu, insanlara eşkıyalığı, insanlara adaletsizliği, insanlara kafa kesmesini, insanlara el kesmesini, insanlara durduk yere katletmesini, başka dinler konu olduğu zaman onların insanlığını tanımayan, onların kimliklerini tanımayan bir din olarak göstermek istiyorsun. Sizin rezilliğinizi, sizin kepazeliğinizi elimizden geldiğince ortaya koyacağız. Bizim Rabbimize şükrümüz de bir nevi bu şekilde olacak. Yıllarca bu topraklarda, bu memlekette Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinini anlatmaya çalıştık. Mücadelemiz bu yönde. Senin gibi batıl ehli olan insanlar, senin gibi batılın şeytanlığını yapan, şeytan zihniyeti olan insanlarla da Allah'ın izniyle elbette mücadelemizi edeceğiz. Allah subhanahu wa ta'ala kitabında diyor ki biz her nebiye insanlardan ve cinlerden bir şeytan kıldık. Yani onları imtihan edecek, onlarla mücadele eden bir şeytan kıldığından bahsediyor. Bugün de siz peygamberimizle, nebimizle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mücadele içindesiniz. Ayet halen sizden bahsediyor. Devam edelim. Zaten vatandaşı olman, o pasaportu, o kimliği kullanman bu devletin kanunlarını, yönetim biçimini, her şeyi imzalamış olduğun anlamına geliyor. Ama sen de çocukken sana bunu otomatik imzalatıyorlar. Ama sen vatandaşlıktan çıktığın zaman seni öldürmüyorlar. O yüzden biraz daha kafan rahat. Bunu da silelim. Cizye. Cizye vergisi hemen her İslam devletinde farklı oranlarda alınmıştır. Ve cizye vergisi mesela kimi dönemlerde bir tek tüccarlardan alınmış ama genellikle ergenlik yaşına gelmiş bütün erkeklerden alınmış. Çalışsan da çalışmasan da. Bazen yumuşatmışlar ya çalışmıyorsa, para kazanmıyorsa almayalım demişler. Bu gündeme göre değişebiliyor yani. Onun bir kesinliği yok. Ve cizye ile beraber ekstra
vergiler de ödenebiliyor. Mesela şöyle düşünelim. Ben bugün agnostik olduğum için ekstra bir vergi ödemiyorum. Veya Hristiyan olsaydım da ekstra vergi ödemeyecektim din vergisi diye. Ama şeriat devletinde başka bir dinden olduğun için vergi ödüyorsun. Doğru. Devlet herkesten cizyeden daha fazla, daha ağır vergiler alıyor. Bugün daha önceki videoda da belirttiğim gibi aldığımız elbise, satacağımız arabadan, satacağımız evden, satacağımız herhangi bir şeyden devlet ne istiyor? Gelir vergisi istiyor. Örnek söylüyorum, yıllık 1 milyon geliriniz oldu. Bunun %20'sini sizden istiyor. Peki soru, İslam devletinde aynı şeyin tam tersini soralım. Diamond Tema, İslam devletinde bir insan çalıştığının, örnek söyleyeyim bir Hristiyan yılda 1 milyar da kazanmış olsa, 2 milyar da kazanmış olsa, senin tüm insanlardan o istediğin %20'liği İslam devleti ondan istemiyor. Ya da onların düşkün olan insanlarından, miskinlerinden böyle bir vergi almıyor. Ama bugünkü sistem en miskininden de en fakirinden de, senin örnek söylüyorum bir tane araban var. Benzinliğe yanaştı. Pompacı taktı benzini, doldurdu, fulledi. Bir bakıyorsun ki %18 KDV. 500 liranın %18'i hop devlet tarafından benden vergi olarak alınmış. İslam devletinde bunu görebilir misin Diamond Tema? Hı? Mesela örnek söylüyorum, evini satmak istiyorsun İslam devletinde. Bir gayrimüslimsin. Gayrimüslim olarak bir evini satmak istiyorsun. Devlet gel bakalım şu kadar evrak parası, kağıt parası, işte damga parası, pul parası, bu kadar haraç bana vereceksin diyor mu? Ya da arabanı satacaksın, bineğini satacaksın, arsanı satacaksın. Bunlara bir cevap var mı? Bugünkü sistemde ne oluyor? Yediğinden, içtiğinden, giydiğine kadar vergiye tabi tutulmuş. Peki İslam devleti böyle mi? Bir duyayım sizin sesinizi. Bir söylediğiniz, kendinize mırıldandığınız, saçmaladığınız, siz halen bu söylediğim sözlerden de kaçmak istediğiniz yerlere de geleceğiz. Sizleri inlerinize kadar, sizlerin savunduğunuz neyse o savunduğunuz şeylerin inlerine kadar geleceğiz Allah'ın izniyle. Sizin bu ikiyüzlülüğünüz, sizin bu dürüst olmayışınızı insanlara elimizden geldiğince ifşa edeceğiz. Şimdi sen buna bir cevap ver bakalım. Yapacak bir şey yok. Karşındaki Allah subhanahu ve teala ilmini artırsın. Allah subhanahu ve teala onu İslam için faydalı kılsın. Batıl olan fikirlerinden de rücu etmesini nasip etsin. Aslında toktan bahsediyorum. Ve Allah subhanahu ve teala sana da doğru anlayışı, Allah subhanahu ve teala sana mantığı, aklını kullanmayı Rabbim nasip etsin. Allah subhanahu ve teala hepimize Hadi ismiyle muamele eylesin. Hakta buluştursun diyorum. Devam edelim. Olduğun için vergi ödüyorsun. Çünkü Darül İslam ve Darül Harp dediğimiz iki görüş var İslam camiasında. İslam toprakları, İslam dışındaki savaş toprakları, fetih politikası. Bu çok uzun bir konu. Bunu güzel tartışırız. Şimdilik tutayım. Ceza koşullarından bahsetmişsin. Yani farklı oranlarda olabilir. Ömer zamanında başkaydı, işte kıtlık zamanında başkaydı. Evet de önemli olan bunların kabul görüp görmeyeceği. Mesela şimdi birçok mezhep var. Bu mezheplerin de farklı farklı yorumları var. Onlar kendince farklı hükümler verebiliyorlar. Örneğin ben hırsızlık yaptım diyelim. 10 dirheme kadar kolumu kesmiyorlar. 10 dirhemden fazla hırsızlık yaparsam önce sağ kolumu kesiyorlar. Bir daha yaparsam sol bacağımı kesiyorlar. Çaprazlama kesmeyi bu şekilde, sadece kolları almıyorlar. Ama Hanefiler diyor ki malı çalınmış olan kişi malını geri aldığında eğer suçluyu affederse biz yine de o cezayı uygulayacağız. Şafiler diyor ki eğer affettiyse kolunu kesmeye gerek yok. Düşün, hangi mezhebin istediğinin olacağı benim kolumun gidip gitmeyeceğini belirliyor. Yani bunlar ufak ayrıntılar değil. İnsanın hayatını büyük oranda etkileyen ayrıntılar. Ve 9 dirhemlik çaldığım zaman hiçbir kesme cezası yok mesela. Parayı geri vermem yeterli. Bu durumda bu beni suça teşvik eder. 10 dirhemin altında çalayım, yakalanmadığım sürece sıkıntı yoktur. Bu beni eğitmez ki. Bu beni daha ahlaklı yapmaz. Hırsızlığı önlemiş olmaz. Sadece daha çakal olmanı sağlar. Bunun da örnek biliyoruz. Eğer İslam, şeriat, Allah'ın kanunları dese ki bir çöp çalanın elini kesin dese, bu defa Diamond Tema diyecek ki ya ne kadar merhametsiz bir din, ne kadar kısıtlayan bir din diyecek. E şimdi Allah subhanahu ve teala hırsızlık konusunda bile, örnek söylüyorum, 9 dirheme kadar müsaade vermiş. Bunu anlama şekli, anlama özürlülüğüyle şu şekilde anlıyor. Diyor ki 9 dirhem çaldığım zaman kolum kesilmiyor, elim kesilmiyor. Ben giderim her defasında 9 dirhem çalarım ve 9 dirhem çaldığımdan dolayı da diyor hırsızlığım bildiğim benim adıma meşru olmuş olur. Şimdi Allah rızası için. Şimdi içtihat dediğimiz şey işte tam da burada devreye giriyor. Adam örnek söyleyeyim, senin 9 dirhem çaldığını bildi. Devletin kayıtlarına geçti. Devletteki içtihat mekanizması, alimler der ki 10 dirhem çalmak doğru mu? Evet. 10 dirhem çalmaksa bu adamın 1 dirhem çalma hakkı kalmış. Şimdi senin kendi zihniyetin, kafir zihniyetinle bugünkü devlet yönetildiğinden dolayı böyle düşünmen normal. Yani örnek söylüyorum, kırmızı ışıkta geçtiysem devlet beni görüyor mu? Görmüyor. Ya da örnek söylüyorum, falan yeri soydum, falan yeri hortumladım, falan bankayı işte dolandırdım, devleti şöyle alabora ettim, devletin kurumlarını şöyle kendime bağladım ama yakalanmadım. Sorun yok. İstediğim kadar çalıp çırpabilirim. Yani senin zihniyetinde bir insan ise, mesela bir kafir, niye çalmayla alakalı sorun olsun ki? En başta dediği gibi en iyi adamların aşağıda olan insanları yönetmesini savunuyorsun. E en iyi adam kendisi iyi bir şekilde çaldığıyla iyi olabilir. Daha da iyi bir yerlere gelmesi için çalması gerekli olduğunu düşünebilir. Bunun önüne nasıl engel olacaksın mesela? İstediğiniz kadar çabalayın. Olamazsınız. E bugünkü siyasetçilerin söylediği sözler 2 dakika sonra yalanlanıyor. Yani baştaki Erdoğan'la alakalı o kadar adam kendi inancına muhalif o kadar şey yaptı ki artık insanlar diyor ki biz İslam'dan soğuduk. Sanki Allah haşa Erdoğan, haşa bu dinin peygamberi Erdoğan da
İnsanlar Erdoğan'dan gördüğü din eğer bu ise ben böyle bir ilaha ibadet etmiyorum. Erdoğan'dan gördüğümüz din eğer bu ise ben böyle bir peygambere itaat etmiyorum der gibi bir dinden uzaklaşmalar var. Uzaklaşın. Zaten siz dinin yakınında değildiniz ki. Sizler zaten gerçek dini bilmediğinizden, cahilliğinizle yaşamaya razı geldiğinizden dolayı bu durumdasınız. Bu hayatı bundan dolayı tercih ediyorsunuz. Sizin ikiyüzlülüğünüzü, münafıklığınızı Allah subhanahu wa ta'ala daha iyi biliyor. Sizi konu bahis bile etmek istemiyor. Yani bugünkü bu toplumda kendine Müslümanım diyen ama bu sistemi ayakta tutmaya, bu sistemin destekçiliğine soyunan, bu sistemin destekçiliği için ölen, geberen insanlardan bahsediyor. İslam devletinde adam 9 çaldığı zaman ahirette sen hiçbir şey çalmadın demeyecek Allah. 9'la yargılanacak. Anlatabildim mi? Şimdi senin mesela istismar edilecek o kadar kanun var. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda. Mahkemelerde o kadar istismar edilecek kanunlar var. İstismar etmeleriyle beraber insanların yanına kar kalır bu. Bu senin inandığın sistemde evet var. Burada aslında bir açık veriyorsun. Diyorsun ki şimdi orada hani gerçek yönetim hangisidir derken bir ilahlı olan dinler mi? İlahsız olan dinler mi? Aslında burada ilahsız olan bütün dinler bu usule, bu tanıma göre elenmiş olmak zorunda. Çünkü ilahsız olan bütün dinlerde insanlar ilahlaşır. İlah olan bir dinde ise insanlar bir tek ilahın çevresinde toplanır. Onun kural ve kaidelerine boyun eğmek zorundadır. O ilah onları her yerde gören, her yerde duyan, her yerde işiten, her yerde onlara bir zararı dokunup veya bir fayda verebilecek bir ilah tanımıyla insanlar dolaşır. Şimdi buradan anladığımız gibi senin sisteminde örnek söyleyeyim. Ben kırmızı ışıkta geçtikten sonra trafik polisi orada olmadığından, herhangi bir şekilde beni görmediğinden dolayı her türlü kırmızı ışıkta geçerim. O da yanıma kar kalır. Ama İslam devletinde halifeye itaatle mükellef olduğundan, masiyetin dışarısında her türlü söylediği söze itaat etmek zorunda olduğundan dolayı kırmızı ışıkta dahi geçemez. Sadece bir mesele bahsediyorum. Düşünsene şu an Türkiye'de milyonlarca insan kırmızı ışık ihlalinde bulundu. Halifenin çıkıp bir canlı yayında ben kırmızı ışıkta geçilmesini sizlere yasaklıyorum. Allah sizlere bana masiyetin dışarısında itaatle emretmişken bana itaat edin dediğinde trafik sorunu ne oldu? Çözüldü mü? Çözüldü. Peki kırmızı ışıkta geçen adam olmayacak mı? Olacak. Peki kırmızı ışıkta geçtiğinden dolayı onun yanına kar mı kalacak bugünkü sisteminizde olduğu gibi? Kalmayacak. Allah subhanahu ve teala o itaatsizliğinden, o haramından dolayı ahirette onu azaplandıracak. Ve bunu bilecek o kişi. Bence sana çok uyanık diyorlar ama o kadar uyanık değilsin. Sadece görmesini bilen insanlara sen çıplaksın. Ama Allah subhanahu ve teala dediği gibi asıl gözler değil, kalpler kör olur. Kalp görmediği zaman hele senin taifen, hele senin taraftarların gerçek manada düşünemiyorum. Hatta düşündüğüm zaman üzülüyorum. Yani seni ne durumda, ne konumda görüyorlar? Vallahi o şekilde yaşamayı hiç istemez. Yani sen zaten zimmisin. Bir zimmi olarak İslam hukukuna bağlı bir şekilde yaşatmazlar seni. Zorlamazlar. Ama zimmilerin üzerinde de İslam hukukuyla alakalı yasalar vardır. Hayır kardeşim böyle bir şey olabilir mi? Bak adaletsizsiniz. İslam hukuku nasıl bana tutup da herhangi bir şekilde üzerimde bir yetkin, üzerimde bir hakimiyet kurabilir dersen, bunu zulüm olarak görürsen kusura bakma. Bugün demokrasi dediğiniz, laiklik dediğiniz şey bir değil. Bütün kanunuyla bizim üzerimizde ne? Baskı kuruyor. Bizleri domine etmeye çalışıyor. Bizlere faşist bir şekilde ne yapıyor? Hükmetmek istiyor. Sen tutup da bir Müslümanın hakkına tecavüz edersen, bir Müslümana karşı farklı bir hale girersen, bir Müslümanın örnek söylüyorum evine, barkına saldırırsan kusura bakma. Bak bu durumda İslam devleti sana müdahale edecektir. Ama bugünkü sistemi eğer es geçersen, bu sistemi görmezden gelirsen adaletli olduğunu düşünmeyiz. Öncelikle bahsettiği ihtilaflar, ya bu insanlar kendileri İslam'ı anlamaya ve aktarmaya çalışan kişiler. Yani İslam'ın kaynaklarına göre ellerinden geldiğince bir içtihat ortaya koymaya çalışan kişiler. Bu şahsın söylediği sözler doğrudur. Evet işte İmam Şafii bu şekilde içtihat etmiştir. İmam Ebu Hanife şu şekilde içtihat etmiştir demiyor. Onu kesinlikle o konuda tasdik ettiğim anlamına gelmesin. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bizim bu konu hakkında yapmamız gereken Kur'an'ın ve sünnette bir kişinin konuştuğu sözün Kur'an'da ve sünnette ne kadar karşılığı var, ne kadar karşılığı yok. Yoksa örnek söylüyorum, bir adam demokrasiyi tanımladığı zaman, mesela örnek söyledim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre, doğru mu? Bir adam geldi dedi ki halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek suçundan ben bunu anlıyorum. Açık bir anlayış mı? Açık bir anlayış. Yani örnek söylüyorum, benim şu an ben İslam devletini istiyorum. Ben İslam şeriatını istiyorum. Ben Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği olsun istiyorum bu ülkede dediğimde bir tane savcı çıkıp diyebilir ki bu halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmiştir. Bu suçtan dolayı ben bunu örnek söylüyorum cezalandırmak istiyorum. Diyebilir mi? Diyebilir. Şimdi bundan dolayı birisi çıkıp dese ki demokrasi olmasın. Bu anayasa kaldırılsın. Bu hukuk tamamen kaldırılıp değiştirilsin dese sen buna evet mi diyeceksin? Sen bugünkü devlet yönetimi değiştirilsin mi diyeceksin? Mesela şu an şapka kanunu var. Hani Mustafa Kemal, deha dediğiniz adamın getirdiği deha
diyebileceğiniz derecede bir kanun var. Şapka kanunu. Ya düşünsenize, ya bir insan şapka takmakla o anda birden evrimleşerek, bunların dediği gibi birden modern, muasır seviyeye, o anın çağına, o anın çağdaşlığına ulaşıyor. Yani bir şapkayla bunu yapabilmiş demek ki. İnsanlara bunu işte gemilerce İtalya'dan, o gün at pazarında insanlar geberiyordu. İnsanlar acından ölüyordu. Ama Mustafa Kemal, bir dakika ya, insanlar ölebilir, insanlar geber edebilir. Yani insanlara yemek verse insanlar doyacak. Yok diyor, İtalya'dan biz gemiler dolusu şapka getirelim, bu insanların kafasına takalım. Bu insanlar o anda zaten modern seviye, modern zamanı çağ atlayarak bir anda bilgili olacak, elit olacak, profesör olacak, doktor olacak. Bir şapkayla bunu başarabilecek diye mi zannetti acaba? Hani şapka kanunuyla alakalı bir durum var. Şimdi bunu birisi, ben şimdi eleştirdiğim zaman acaba düşünüyorum, hani diyor ya, ya şeriat olsaydı konuşamazdık. Vallahi 1816'lı yasa var, biz konuşamıyoruz. Tam da bundan işte, 1816'lı yasayı acaba insanlar nasıl anlıyor? Mesela senin savcıların, senin hakimlerin bunu nasıl anlıyor? Mesela benim bu eleştirmemden sırf savcılar bir suç çıkartıp beni yargılayabilir. Ne yapalım? Ne diyelim mesela? Şunu söylesek doğru olur mu? Bu yasalar yanlıştır mı desek? Yoksa bu yasaları uygulayan insanlar mı yanlıştır desek? Hangisini söyleyelim? Hadi toplanın bütün kafirler. Buna bir cevap verin bakalım. Hangisini söyleyelim? Bizler bu dini, söz olsun diye, bu dini atamızdan, annemizden, babamızdan öğrendiğimizde yaşamıyoruz. Ben şunu da söylüyorum. Laik sistem ben ve benim gibi muvahhidlere borcu var. Sizler bize laik bir birey yetiştirmek için açtığınız okullarda yetiştirdiniz. Kimisinin 10 yılını, kimisinin 15, kimisinin 20 yılını heba ettiniz, harcadınız. Ben bugün dinim konusunda birçok bilgiye daha ulaşabilirdim. Dinim konusunda, bilgi konusunda, Arapça konusunda daha da farklı ileri seviyelere gidebilirdim. Ama bugün sizin sisteminizin bize yaptığı zarar ne, verdiği zarar ne? Çocuklukta bizim ailemizden zorla aldınız. Çocuklukta bizi ailemizden zorla aldınız. Çocuklarını okula göndermeyen insanlara ceza vereceğinizden dolayı, ki ailemizde de öyle bir bilincin olmadığından, ki o ailemizi yetiştiren aileyi de sizin okullarınız, sizin sisteminiz yetiştirdi. Sizler bizim gençliğimizi, zamanımızı, en değerli olan şeyimizi çaldınız ki o zamanda Allah Subhanahu ve Teala'ya nasıl daha güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi, onun dininin ilmini, onun diniyle alakalı ilimleri daha kavrayıcı, daha güzel, daha derinlemesine öğrenebilmeyi ve bununla alakalı insanlara daha güzel ve benzeri ilimleri öğrenebilirdik. Bizler hatta şeyde de, videoda da göreceğiz. Yani matematiktir. Bizlere hurafe olan bilgileri anlatmak yerine, saçmalamayı anlatmak yerine, nasıl insanlar samanlaşırı öğretmek yerine Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini öğrenirdik de bugün kimliğimize bu kadar geç, bugün fıtratımıza bu kadar geç, omurgamıza bu kadar geç dönmezdik hiç değilse. O yüzden laik sistemden alacağımız çok var. Laik sistemin bize yaptığı zulüm çok. Bir insanın eğitimiyle alakalı, geleceğiyle alakalı yapılan en büyük zulüm lerden birisi eğitimdir. Ama İslam Devleti size bunu sağlıyor. Kendiniz bu konu hakkında özgürsünüz. İslam Devleti sizlere bunu sunuyor. Devam edelim. Şeriatın neden mantıklı olduğunu, çünkü bu kanunlar Allah'tan, peygamberden geldi gibi bir iddiayla temellendiriyorsun sen. Ben Allah'a ve peygambere inanmıyorsam, benim kolumu kesme, kafamı kesme kimin haddine ya? Niye bunu kabul edeyim? Müslüman değilsem veya ehli kitaptan değilsem beni bağlamaz. Başka Osmanlı Şeriat Devleti'ydi demişsin. Bu konuda iki görüş var. Ya evet, Osmanlı Şeriat Devleti'ydi. İşte Şeyhülislam'ı vardı, halifelik makamı vardı, kadılık, kaz askerlik, bir sürü şeyle adamlar İslam'a uygun yönetiyorlardı. Fakat padişah bunların dışında. Padişah bir kişiyi idam etmek istediği zaman, ister Müslüman olsun ister Hristiyan, kimse sorgulayamıyor. Şeyhülislam dahil. Öldürün diyor, öldürüyorlar. Şimdi bahsettiği iddiaları karşı taraftaki maalesef kaynak sorma usulü olmadığından, ama bu programdan sonra öğrendiğini bilirsek, bundan sonra muhtemelen bu usulü es geçmeyecektir. Onun için bir ibret olmuştur. Allah Subhanahu ve Teala bu konu hakkında kolaylaştırsın Hasan Tok'a. Şimdi bu söylediği sözlerin, iddia ettiği şeyleri bir ispat etme şeyinde bulunsak. Mesela desek ki sen bu söylediğin, mesela örneğin söylüyorum, bir papazın öldürülme meselesi, merhalesini bir açıkla bakalım, nasıl olmuş o olay bir desek, ne kadar konuşabilir ya da ne kadar süre saçmalayabilir? Yani sen, örnek söylüyorum, bak burada Osmanlı doğrudur, yanlıştır demiyorum. Osmanlı gerçek manada şeriat devletidir de demiyorum. Osmanlı'nın gerçek manada araştırdığımız zaman doğru dediği yerler var. Yani İslam kaidelerinden, kurallarından hayli hayli uzaklaşmışlar. Hatta teşriye kadar gitmişler. Yani Fatih Sultan Mehmet'in çocuk katli vaciptir demesi gerçek manada İslam'ın kabul ettiği bir şey değil. İslam'ın bunu onaylayacak hiçbir hükmü yok, hiçbir tarafı yok. Aksine bu teşriden dolayı Allah Subhanahu ve Teala'nın şirk dediği bir yerle ilişkilendirilir ve o şekilde değerlendirilir. Biz Kur'an'a ve sünnete dedik ki biz tarihimizi, atalarımızı değil, kendimizi değil, İslam'ı yüceleyeceğiz. İslam'ı tekbir edeceğiz, tenzih edeceğiz. Osmanlı geçmişte bir topluluktu, geldi geçti. Ama ben Osmanlı'dan değil, Kur'an'dan ve sünnetten sorguya çekileceğim. O yüzden bugün Aslıntok veya farklı kişiler Kur'an'ı ve sünneti
sünneti sırf geçmişte hataların, yanlışların üzerine bina etmek yerine Kur'an ve sünnetle geçmişteki hataları ve yanlışları temizlememiz gerekli. Ki böyle şahısların ağzına sakız olmayın diye. Ya şurada kaç tane bilgi veriyor ve o bilgilerin tamamen nereye dayandığıyla alakalı bir soru sorsa fazla değil ya. Program yarım saat falan sürer sürmez. Bu kadar sürmeyecek ve ben bu kadar konuşmayacaktım. Hani Aslın Tok ne diyor? Osmanlı'da şeytana tapanlar da vardı. Diamond Tema ne yapıyor? Tam manası eleştirdiğimiz şeyi yap. Bunun kaynağı ne? Sen bugüne kadar, bu zamana kadar anlattıklarının kaynağını söyledin mi? Yok. Çünkü karşında kaynak sormayan bir cahil var. Usul bilmeyen, kayda bilmeyen bir cahil var. O yüzden parlıyorsun. Devam edelim. Bu mesela şeriata uygun değil. Bu yüzden İlber Ortaylı veya Murat Bardakçı gibi araştırmacılara bakarsan Osmanlı Fetih İmparatorluğu'ydu ama şeriata göre yönetiyordu. Şeriat devleti değildi derler. Yani bu konuda Türkiye'de net bir fikir yoktur ve Osmanlı hakkında da Arap topraklarını, bugünkü şeriat topraklarına gidip herhangi bir röportaj yapsan Osmanlı'nın gerçek anlamda şeriatla yönettiğini, süper Müslüman olduğunu falan söylemezler. Bu önemli bir konu. İlim farkı. Mesela demişsin ki o alim şöyle bir cevap verebilir, bu alim şöyle bir hüküm koyabilir. Fakat sıkıntı şu dostum. Şimdi Kur'an'da mesela içki içmenin cezası yok. Sen bu cezayı hadislere bakarak koyuyorsun. 80 değnek mi vurayım, 40 değnek mi vurayım veya ikinci içtiğinde ne kadar vurayım, üçüncü defa hala içiyorsa idam edeyim. Mesela içki içtiği için idam edilen insanlar da var. Sürekli içiyor diye. Ceza yediği halde hala içmeye devam ettiği için öldürülen insanlar var. Ben içerim içmem. Kimi bağlar yani? Ben sarhoş olup millete sarkıntılık yapmıyorsam. Bu durumda ne oluyor biliyor musun? Mesela içkinin cezasını neye göre veriyorlar? Ya iki şahit görecek, ispatlayacak. Ya beni götürdüklerinde hala ağzım kokacak, içki içtiğimi ispatlayacaklar. Ya ben sarhoş olacağım. Farklı farklı kaideler var. Şimdi ben iki kadeh içtim diyelim balkonda, manzaraya bakarak. Biri de beni gördü, şikayet etti. Beni götürüp yargılayana kadar ağzım kokmadı. Ağzım kokusu patlayamadıkları için ben yine ceza almıyorum. Bu durumda yine benim içki içmemi engellemiyor. Benim az içmemi veya saklayarak gizli gizli içmemi sağlıyor. Yine beni eğitmiyor. Diğer birçok konuda da zina üzerinden de örnekler verebilirim de çok fazla seni yormak istemiyorum. Onların cevabını ver. Ardından bu konuya gireyim. Fazla biriktirmeyelim. Yani şimdi buna birisi sen zımmi olarak yaşayacaksın. Tamam. İslam hukukunun dışarısında yaşayacaksın da içmeyeceksin mi diyor. Kendi inancını, kendi isteklerini kendi bulunduğun ortamlarda gerçekleştirebilirsin. Ama şimdi şöyle bir şey. Ben Müslümanların karşısında içki içmek istiyorum. Bu keyif, bu benim için zevk. Bunu yapmak, başarmak istiyorum dersen o zaman kusura bakma. O kadar özgür değilsin. Ve ben senin içki içmeni veya çocuğumun senin içkili halini görmesini istemiyorum kardeşim. Yani sen benim isteğime saygı duymayacaksın. Kendi zevkini, sefanı, kendi hevesini, kendi şehvetini benim üzerimde egemen kılacaksın. Bu adaletli mi? Kendi evinde istediğin ne haltı yersen ye. İslam devleti içki içme, sarhoş olma der. İçki içen adamı da engelleyecek bazı merhalelerde bulun. Yani İslam devleti kural ve kaideleriyle doğru toplumun nasıl olması gerekli olduğunu, böyle yaşarsan daha da mutlu olursun, daha da iyi olursun, daha da dürüst olursun, daha güzel bir hayatı yaşarsın ve daha güzel bir hayat seni bekler. Bunu vaat eder. İmtihanlar da içerisinde vardır. Musibetler de başına gelebilir. Seni biraz açlıkla, korkuyla, mallarından, ürünlerinden eksilterek de Allah subhanahu wa ta'ala imtihan eder. Bu da İslam devletinin içerisinde olabilecek bir durumdur. Birileriyle fitneye düşebilirsin, birileriyle hata yapabilir, yanlış yapabilirsin, birilerinin ardından gıybet edebilirsin, yalan söyleyebilirsin. Ama İslam devleti der ki yalan söyleme, gıybet yapma, birilerine adaletsizlik yap, birilerini öldürme, birilerine iftira etme, içki içme, kumara oynama, bunu söyle. Ama sen halen bunları yapıp ama bu adam içki içtiğinde onun haram olduğunu bilir, onun Allah katında birileri yakalamasa da görmese de cezalandırılacağını bilir. Bu senin mantığına yine uymuyor. Yine senin eleştirine uymuyor. Yani bu adam yine cezalandırılacak. Yani birileri o adamın suçunu, günahını açığa çıkartamadı diye bu adam hiçbir şekilde ceza görmeyecek değil. Allah'ın katında yine bunun cezasını göreceğini bilecektir. Şahsen bu adam tevbe edecekse, bu adam bu hatasından yanlışından da dönecekse Allah subhanahu teala da tevvaptır. Afuvdur, gafurdur. Affedendir, rahmandır, rahimdir. Şimdi sen öyle bir tanım istiyorsun ki Allah günah işlesin ama affetmesin. Günah işlesin ama hemen buldursun, hemen yakalasın, hemen cezalandırsın. Böyle bir devlet yapısını istiyorsun ve böyle bir devlet yapısı sana anlatılsaydı o kadar dar. Bir insana bir şans daha verilmez mi? Bir fırsat daha verilmez mi diyecektim. Ya da bununla alakalı, bununla benzer birçok kıvırtmayı, birçok ikiyüzlülüğü ortaya koyacaktın. Bu da buradan net bir şekilde görünüyor. Örneğin söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını bir ele alıp da bir eleştirmeye kalksa. En basiti şapka kanunuyla alakalı. Sen Mustafa Kemal'i o kadar övdün, o kadar ön plana çıkartmaya çalıştın. Ama bir şapka kanunuyla alakalı bir meseleyi de bir ele al bakalım. Ya gerçekten yani insana o kadar komik geliyor ki. Deha dedikleri adam ya şapka kanunu çıkartıyor ve bu şapka kanunuyla alakalı bir adamı överken İslam ya giyimin kuşamın sana
kalsın, gayrimüslimsen, zımmıysen kendi içerisinde kendi dünyanı yaşa, kendi inancını yaşa diyen bir ilahın sistemini eleştiriyor. Ey tamam Mustafa Kemal, sizin zaten ilahınız. Al sana şapka kanunu. Al şapka taka taka. Hatta senin orada mesela şapka takmaman da kendi ilahına olan bir isyanın, ibadetsizliğin, masiyetin, onu da bil. Çünkü sizin ilahınız şapka takmamayı da bir suç olarak. Hatta İskilip Latif Hoca, ki bunlar hain derler, ki sizin zaten söylediğiniz sözlerin tutarlılığı ortada. Hadi hain olsun sizin dediğiniz gibi. Ulan adam sırf şapka kanununa muhalif olduğundan dolayı hain olur mu ya? Yani tutarlı bir sebebiniz bile yok. Yani tuta tuta, bula bula suç, şapka kanununa karşı bir risale yazdı diye, bir yazı ele aldı diye mi adamı astınız ya? Yani sen şimdi tutacağın mürtetlikle alakalı meseleyi değerlendireceksin. Niye mürtet olan işte öldürün diyor. Ulan şapka kanunuyla alakalı adam sadece bir reddiye verdi diye adamı öldürdünüz. Sen neden bahsediyorsun? Senin yücelttiğin ilahın bu şekilde bir kanunla istiklal mahkemelerinde binlerce insan öldürüldü. Ne diye öldürüldü? Hain, hain, hain. Sebepler sudan sebepler. Niye? Çünkü devleti kurması gerekliydi. Laik sistemi bir şekilde getirmesi gerekliydi. Yani bilmiyorum. Sizin inancınıza göre laiklik doğrudur, diktatörlük yanlıştır, demokrasi doğrudur, faşizm yanlıştır. Ya ama arkadaşım şimdi laiklik sisteminin gelmesine bak, demokrasi sisteminin gelmesine bak. Birinci meclisi ilga edip ikinci mecliste kendi adamlarını bulup toplayıp o adamlarla beraber bu sistemi getiren adama ne diyeceğiz? Buradan sonrasını söyleyemiyorum. Çünkü savcılar, hakimler böyle dört gözle bekliyor ki bir şeyler söyleyelim de hemen Müslümanları alıp yargılayalım. Bu keyfi size yaşatmayacağız Allah'ın izniyle bir daha. O yüzden mahkemeleri ele alsak, valla geçen bir yargılama oldu. Ya o mahkemede bir tane listeleri var bunların, tamam mı? Böyle listeleri var. Abi subhanallah. Bunların o listelerin içerisinde yapılan suçlamaları okuyun. İnanın İslam devletini hani eleştiriyor yıllar ya bu şahıslar, bu zihniyet. O kağıtta olan o listeyi İslam devletinde, yani beğenmedi Osmanlı devletinde bile, beğenmedi Abbasi devletinde bile o suçlamaları göremezsiniz. Toplumunuzda ulan ensest var, ensest. Adam çocuğuyla ilişkiye giriyor. Ulan dayısı yeğeniyle ilişkiye giriyor. Ulan ensest var lan toplumunuzda. Neden bahsediyorsun sen? Ulan her gün bir insanı farklı farklı sebeplerden, sudan sebeplerle öldürüyorsunuz. Toplumunuz bu şekilde gelmiş. Senin ürettiğin sistemin, getirdiğin, senin ilahının getirdiği sistem insanları bu hale getirdi. Bu şekilde yetiştirdiniz bu insanları. Şimdi Esra Erol'u izleyen toplumdan, Kurtlar Vadisi'ni izleyen bir toplumdan, bilmem şu an piyasada olan insanları aşağılık bir hale getirmeye çalışan diziler olan bir toplumda ne bekleyeceksiniz zaten? Senin özgürlük dediğin bu mu? Ulan ben bir Müslüman olmasam bile, ulan benim çocuğum böyle özgür dediğiniz sistemin içerisinde yaşatmak istemem. Ulan güvenlik yok. İstediğiniz kadar karakol olsun. Güvenlik yok, güvenlik. Bakın eğer kafir bile olsan, kafir bile olsan İslam devletinde yaşamayı tercih ederdi. Çünkü İslam devleti benim emniyetimi sağladığı gibi, benim neslimin ve benim inancımın neslini emniyetini sağladığı gibi hiçbir yeryüzünde din, hiçbir yeryüzünde ideoloji benim emniyetimi sağlayamaz. Bahsettiğimiz şeyler o ayet, Tevbe 29. ayet de bunun delilidir. Yani İslam devletinin, İslam şeriatının kendisini eğitebileceğini. Ya İslam şeriatı diyor ki, örnek söylüyorum. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ben diyorum ki bir öğrencim var. Diyorum ki ey Ahmet, eğer şunu şunu yaparsan doğru bir kişi olursun. Eğer şunu şunu yaparsan şerefsiz bir insan olursun. Ahmet de öyle söylüyorum, benim dediğimin doğrultusunda değil de şerefsiz olursun cinsinde bir hayat sürüyor. Şimdi benim bu insanı ıslah etmem düşünülebilir mi? Ne istiyorsun? Allah subhanahu wa ta'ala direkt müdahil olmasını mı istiyorsun? Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala herkese müdahil olsa Allah subhanahu wa ta'ala kendi dininde çelişkiye düşmüş olacak. İnsanlara imtihan ettiğinden bahsediyor. Eğer her hatalı yanlış olan bir kişiyi Allah subhanahu wa ta'ala direkt müdahale etse böyle bir imtihan düşünülemez zaten. Ama Allah kendi kitabıyla bizi imtihana tabi tutuyor. Diyor ki ben size bunu söyledim ama siz bunu yapmadınız. Bunu dediğimi yapmış olsaydınız şu halde olurdunuz. Dediğimi yapmadığınızdan dolayı bu haldesiniz. Ki zaten kitapta buna vurgu yapıyor. İyilik Allah katındandır diyor. Şer ise nefislerinizdendir. Yani hayır Allah katından, şer ise nefislerinizdendir diyor. Ya da başka bir ayette diyor ki karada ve denizdeki fesat insanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır. Yani sizler eğer bugünkü düzen gibi, bugünkü sistemin ürettiği bu toplum gibi bir hale gelmişseniz bu Allah subhanahu ve teala'nın kural ve kaidelerine uymadığınızdan dolayıdır. Ha Suudi Arabistan'da var. İslam şeriatına kendisini nispet ediyor. O zaman onlar niye doğru düzgün değil? Demek ki şeriata, İslam devletine tam manasıyla düzgün bir şekilde uyum sağlamıyorlar. Ya uyum sağlayan bir insan, şeriattan az biraz bilgisi olan bir insan Amerika ile bu şekilde dostluk yapılmayacağını, Amerika'nın jandarmalığını yapılmayacağını, öyle bir tağut devletin sırdaşlığı, jandarması, askeri deposu olunmayacağını elbette bilir. Şimdi doğru olan bir şey var ise onu yanlış yaşayan, onu yanlış hayata geçiren, yanlış söylemlerde bulunan insanlar o doğru olan şeyi değiştirmez. Beni diyor düzeltmiş olmaz diyor İslam şeriatı. Seni tabii ki düzeltmez. Şu anda da düzeltemiyor. Niye? Çünkü sen doğru değilsin, dürüst değilsin ki. Sen gerçek manada bir dogma, inanca sahipsin. Zaten önceki Fikret Çetin'le alakalı yaptığı videoda da ya Allah bir tanrı var da denilemez, yok da denilemez, bilinemez demenle beraber zaten senin o bataklıktan
Allah subhanahu ve teala kurtarmaz. Allah kitabında dediği gibi Allah isteyene hidayeti verir. Allah dileyene, isteyene hidayeti verir. Ama sende o istek olmadığından dolayı herhangi bir şekilde Allah subhanahu ve teala seni zorla Allah kendi dinime gel gir diyecek değil. Allah subhanahu ve teala esamettir. Hiçbir şeye muhtaç değil ama sen ona muhtaçsın. Ve Allah subhanahu ve teala'nın Rahman ismini halen tecellisini senin üzerinde görüyoruz ki halen sana o sistemi sağlıyor. Halen aldığın o nefesi, oksijenleri ağaçtan toplamıyorsun. Sağından sonundan toplamıyorsun. Baktığın zaman o gözlerinin görmesi, görmeye odaklı olması, o gözlerindeki sensörün olması. Bak kamerada o sensör yok. Şu kameraya örnek söylüyorum. Birisi geliyor benim evimin önüne koyuyor. Ben diyorum ki ya bu kamera bir şekilde milyonlarca yıl sebeple, milyonlarca yıl evrimleşmeyle bu kamera burada oluşmuştur. Bakın yine söylüyorum. Cansızlıktan canlılığa geçişle alakalı herhangi bir şekilde bilim adamlarının size bir şey göstermediği takdirde net bir şekilde bunu durmadan saçmaladıkları halde, durmadan böyle çıkıp da işte makaleler yazarak, işte hipotezlerini, hikayelerini, hurafelerini anlatarak sizlere eğer bir şey anlatıyor da siz de buna inanıyorsanız bizlere yaptığınız eleştiriden daha aşağılık bir hale gelmiş oluyorsunuz. Çünkü sizler direkt bir insanın söylediği şeyi kanun olarak, kural olarak, kaydı olarak ne yapmış oluyorsunuz? İnanmış oluyorsunuz. Ama bizim Resulümüz kendisinden üstün bir ilahın, her şeyi yaratan bir ilahın, her şeyi bilen bir ilahın bu kanunları gönderdiğinden bahsediyor. Şimdi ben mesela örnek söylüyorum bir kafir olsaydım. Ateizme mi daha örnek söylüyorum ilkel derdim, İslam'a mı ilkel derdim? Hangisini söylerdim? Lan milyon yıl önceden bahsediyorsunuz. Milyon yıl önceden. Şimdi bu ölçümleri nasıl yaptıklarını sorsa hanginiz biliyorsunuz? O zaman iman içerisindesiniz. Tevekkül etmişsiniz bilim adamı dediğiniz insanlara ki onlar da mesela bir 10 yılda bir yanıldıklarını söylerler. 15 yılda bir düzeldiklerini söylerler. Farklı fikirler ortaya koyarak ki onlar da yanlışlık doğru olan bir ilkedir. Yani yanlış olmamız doğal olmamız, doğal olduğumuzu gösteriyor diyorlar. O yüzden gelin böyle bir kuruma güvenin. Gelin böyle bir kurum size net bir şey göstermediği takdirde elinize örnek söylüyorum silah bilimi, silah teknolojisi. Bir bilim midir? Bilimdir kardeş. Yani elimi alıp kullanabiliyorsam, birilerini vurduğum zaman öldürebiliyorsam, o silahtan bastığım zaman, o mermiye bastığım zaman, o mermi gidip bir adamı delik deşik yapıyor ise alın size bilim. Silah bilimi üzerinde çalışılan her neyse, hangi bilim kullanılıyorsa, hangi teknoloji kullanılıyorsa bu bilimdir. Bir de böyle şeylerle gelin. Araba bilimiyle alakalı, motor bilimiyle alakalı. Örnek söylüyorum bilgisayar bilimdir kardeş. İşlemcisi ayrı bir bilimdir. RAM'i ayrı bir bilimdir. Hard diski, SSD'si ayrı bir bilimdir. M2'si bilmem normali, SATA'sı vesaire. Bunlar bilimdir kardeşim. Hiç sorun yok. Bilim eğer bunlardan bahsediyorsanız bunları zaten reddetmiyoruz. Ortaya konulmuş ve gerçek manada çalışılan şeyler. Gözle görülen ve herhangi bir şekilde bizlere onun karşılığı olan şeyler. Bilimdir. Şimdi hocam mürted olmak o kadar kolay değil. Yani her şeyden önce. Şimdi mürtedlik dediğimiz husus. Yani bir insan safi işte. Ben düşünüyorum ki Allah vesaire yok. Şimdi şöyle bir husus var. Bugün biz kendimizi tabi olduğumuz vatandaşlık üzerinden, ulus üzerinden vesaire tanımlıyoruz. Ancak çok yakın bir geçmişe vesaire gittiğimizde insanlar kendilerini dinleri üzerinden tanımlıyor. Yani bir insan Müslüman olarak doğduğunda baktığında hatta yani pek çok ibadetini yerine getirmese bile, o kadar da Müslüman demesen bile adama, adama sonunda ben Müslümanım. Çünkü ben oradanım direkt. Yani biz mesela bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Pek çok insana sorsan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan memnun değildir. Ama bu insanlar çıkıp da ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim demiyor. Dolayısıyla o algıyla bu algıda bir çok büyük bir kayma oldu zaten son bir zamanda. Ve mürtet olabilmek için şöyle bunu anlatıyorum, açıklıyorum kendimce. Yani bu bahsettiğim ya, insanlar gönüllükle bir sözleşme imzalıyorlar ve bunun neticesinde toplum idare olunuyor. Ya ben şunu anlamıyorum. Aslında toktaki bu gereksiz çabayı anlamıyorum. Yani mürtetle alakalı meseleyi böyle evirip çevirip uzatmaya hiç gerek yok. Ya her bir dinin, her bir ideolojinin kuralı bir kaidesi var mı? Var. Yani sen örnek söylüyorum. İslam dininde de böyle bir kural, böyle bir kaide var. Yani böyle bir kural ve böyle bir kaidenin olması İslam dinini eğer başka gözlerde, başka şeylerde farklı gösteriyor ise bu onların sorunudur. Yani sen İslam şeriatını savunmak için mi geldin? Yoksa İslam şeriatını tahrip etmek için mi geldin? Şimdi İslam dininde mürtetle alakalı hüküm belli midir? Bellidir kardeşim. Yani Müslüman olmadan önce bu adam bunu bilir zaten. Yani ben mesela Müslüman olduktan sonra ben eğer bu dini inkar edeceksem öldürüleceğim bilir. Bu dine bu şekilde gir denilir adama. Eğer bu dine sen bunu bildiğin halde giriyorsan zaten diyorsun ki ben evet bu dine öldürüleceğimi bile bile giriyorum kardeşim diyorsun. Şari Allah subhanahu ve teala böyle bir hüküm koymuş. Resul sallallahu aleyhi ve sellem de bize bunu bildirmiş. Şimdi ben bunu bilerek yaşıyorum. Bu sözleşmeye kastetmek ve bu sözleşmeye bir şekilde saldırı başlatmak gerekiyor. Yoksa yani yani senin doğuştan Müslüman olman ve sonradan bu dinden çıkman. Bu az önce bahsettiğim şeyden ötürü geçmişte zaten görülen bir mevzu değildi. Yani insan. Şimdi şunu
şunu söylemem gerekli. Kardeşler, hakkınızı helal edin. Şimdi bu videonun ta 24. dakikasındayız. Şimdi 2 saatlik bir video var burada. Şimdi ben bunun 2 saatlik videoyu 24 dakikada bu kadar geldiysek 2 saatlik videoyu bitirmem pek mümkün değil. Ama şunu söylemek istiyorum. Eğer Diamond Tema bu meselenin bitmesini istiyor ise, kendisinin saçmalamadığını, gerçek manada haklı olduğunu ispat etmek istiyor ise buyursun, bizimle de bir konuşsun. Şimdi Diamond Tema bu videoyu izledikten sonra aslında neyi, kendisinin neyi beklediğini az çok anlamıştır. Bundan sonra ister istemez ya görmezden gelecektir ya bahaneler üretecektir. Herhangi bir şekilde konuşmak da istemeyebilir. Bu bizim düşünmek istemediğimiz bir şey olsun. Aslında Tok karşısında gösterdiği özgüveni bizim karşımızda da gösterecektir diye düşünelim. Umarım bunu ilerleyen günlerde görebiliriz. Biz açık bir şekilde bunu kendisine sunuyoruz. Böyle bir imkan veriyoruz. Bu imkanı kullansın. Kendi batıl inancını, kendi batıl görüşlerini ne kadar batıl olduğunu bir de bizden dinlesin. Bizim de inancımızın ne kadar batıl olduğunu bir ispatlamaya çalışsın. Bunu becerebilecek mi? Onu görelim. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.